arkadaşlar. Bugün Stuttgart'a doğru gidiyorum. Orada otomobil müzeleri var. Porsche ve Mercedes müzesi. Oraları gezmeye çalışacağız. Belki birini, belki ikisini. Etraf artık değişti. Dağlar bayağı belirgin olmaya başladı. Yalnız Almanya'yı neredeyse baştan sona dolaşmış oluyorum. İki kez Almanya'ya geldim bugüne kadar. Yani o kadar çok şehir dolaşmış oluyorum ki artık Stuttgart'la da beraber. Türkiye'de ben bu kadar şehir dolaşmadım yani. Almanya artık ikinci memleketim gibi bir şey oldu. Stuttgart'a vardım. Şimdi tren ya da metro tarzı bir şey binip birine gidelim izledim. Buraya da böyle bir tünel yapmışlar. Yürü yürü bitmiyor. Çalışma mı var acaba? Herhalde çalışmıyor zaten. Şurada işçiler gidiyor. Stuttgart'ta hava bir tık daha soğuk bu arada. Dün millet bikiniyle Münih'te takılırken şortla falan. Valla burada ceketi falan önünü kapatıyoruz yani. Ama güzel. Ben Almanya'dan beklentim bu zaten. Hava anlamında yani. Ben Almanya'ya güneşli olduğu için gelmek istemiyorum zaten. Hemen müzeye geçmeyelim. Yani önce bir Stuttgart'ın içerisini falan gezelim. Öyle geçelim. Daha mantıklı. Almanya'da gençler özellikle çok fazla McDonald's, Burger King yiyor. Hep köşelerde ellerini almışlar mesela hamburgerleri falan bir köşede yiyorlar. Yani buna rağmen de Avrupa'nın en obez ülkesi de Türkiye yani. Ben anlamıyorum bu işi. Burası da Stuttgart'ın ana meydanı. Önce müzeye geldim. Burası eski kale diye geçiyormuş. Landesmuseum sanırım. Yanlış olmasın. Şimdi bu antik eserlerin olduğu işte Alman eserlerin olduğu müzeyi gezeyim. Ondan sonra araba yanına gideriz. Müzeden çıktım şimdi Mercedes müzesine doğru gidiyorum otobüsle. Ya şu Stuttgart gerçekten çok güzel bir yer bu arada ya. Dağların arasında kurulmuş yeşillik, havası mükemmel olan çok güzel bir şehir. Soğuk oluyordur. O ayrı bir konu ama sevdim burayı ya gerçekten. Bir de Almanya'da şöyle bir şey var. Hiç trafik kalabalıklığı oluşmuyor ya. Sıkışıklık diye bir şey oluşmuyor. Bu arada benim otobüs geldi arkadaşlar. Ben kaçar müzeye. Mercedes-Benz fabrikasına geldik arkadaşlar. Bacalar tütüyor burada. Burası da müzenin olduğu kısım. Şu an sanki Paris'e gelmiş kadar mutluyum ya. Suratımdaki ifadeye bak. Burası benim hayalimdi gerçekten. 25 yıl önce falan babam 97 model bir Mercedes almıştı buradan. Bu fabrikadan Stuttgart'ta geliyor. 20 gün kalıyor ve bu fabrikadan 97 model E200'ü buradan alıp Türkiye'ye getirmişti. Plakası bile Stuttgart plakaydı. O yüzden benim için çok ayrı bir yeri var buranın. Arkadaşlar asansöre bindim önce. Asansörle çıkıyoruz. Bu arada şuradaki ekran da benimle beraber çıkıyor. Asansörün içini bile araba içi gibi yapmışlar, şu kumaşları falan. Döşemeler mükemmel yani. Çocukluğumda resimlerine baktığım araba. SLS AMG'nin atasıydı. Ne oluyor lan? At sesi falan geliyor. Böyle bir evrim video görüntüsü yapmışlar. Önce bisiklet, sonra at arabası, sonra tren, köprü. Çok güzel bir güncelliğe doğru güzel bir geçiş yapmışlar. Daha da gidiyor burada. 1896'da İngiltere'ye satılmış.
Dünyanın ilk V-Twin motoru. Bigster'in ismi de buradan geliyor. Dünyanın ilk boxer motoru. Bu da dünyanın ilk 4 silindirli motoru mu acaba? Aslında 1898'den beri motor tasarım pek de değişmemiş yani. Özünde her şey aynı. Bunlar da Mercedes'in ilk limuzinleri. Şuna bittim bu arada ya. Bayağı sağlam motor tasarlamışlar 1906'da falan. Bu aktarmaya bakın. Buradaki şafta geliyor, çift olarak aktarılıyor. İyi drift yapabilirler. Güzelliğine bakın ya. Şu detayların güzelliğine bakın. Şu detay bitti mi ya? Şurası nedir abi? Bu nasıl güzel bir şeydir böyle ya? Bakmaya doyamıyorum ya. Station wagon. Seven sever. 1972 model 300 sel. Arkadaşlar TDI'cıları sever. Dizel motorun atası. İşte bu çocukken resimlerine bakarak büyüdüğüm araba. Bütün arabalar bir yana, bu araba gerçekten bir yana. Benim için de aşırı büyük anlam var bu arabanın. Onu böyle gerçekte görmek ise ayrı bir duygu yani. Aslında böyle ambulansları, işte çekicileri falan gördüğünüz zaman diyorsunuz Mercedes-Benz sadece bir araba markası değil. Aynı zamanda hayat kurtaran bir alet. Tarım konusunda yardımcı olan bir alet. İnsanlara aracıları bozulduğu zaman yardımcı olan bir alet. Polis. Yani her türlü şey var bunlarda. Aslında yani yaşamımızın en temel şeylerinden biri olan yolculuk yapma olayının temelinde olan bir marka. O yüzden de bu kadar zaten hepimizin hayatına damga vurmuş markalardan bir tanesi. Şurasında da ufak bir taş izi olmuş. Sana'yı da göstermesek olmazdı yani. Benim favori arabalarımdandır bu arada kendisi de. Prenses Diana'nın arabasıymış. Plakası falan aynı zaten. Direksiyonu da sağda. Kaç kilometre de acaba göremem ama ya. Çok güzel görüyorum. Diana da güzel araba kullanıyormuş ya. Şöyle yaşanmışlık var mı diye bakıyorum da çizik mizik. Şurada şöyle bir şey gördüm. Diana'nın tırnağı değmiş olabilir oraya. Onun dışında bir şey yok gibi. Nicolas Cage'in arabası. Arkadaşlar bu arada müze çok zevkli yani. Bir de İngilizce biliyorsanız böyle okuyor okuyor devam ediyorsunuz. Aşırı zevkli oluyor yani. Hani sanki böyle ya alt üstü araba maraba da diyeceksiniz belki ama öyle değil yani. Burada resmen bir tarih var yani ki araba dışındaki konulara da değiniyorlar. Bakın buradan aşağıya mesela E.T.'yi bahsetmiş. İşte AIDS virüsünden bahsetmiş. Bakın ta aşağı kadar böyle bahsediyor yani. Ve bunları okuyor ki inmek o kadar zevkli ki. Dünyanın bazı adımlarını görüyorsunuz burada. Mieng taşlarını. E kasa. 200D.
Bu araba Portekiz'de 14 yıl taksicilik yapmış. 1.2 milyon kilometre yapmış. O yüzden müzeye koymuşlar bu arabayı. Arkadaşlar müze bitti. Aşırı güzeldi. Porsche Müzesi'ne artık yetişemeyiz. Saat 5.30. Artık eve doğru dönelim. Burayı gördüğüm için çok mutluyum. Bahnhof'a gideyim. Oradan da eve geçeyim. Bu videoyu da burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.